Türkiye'de böyle mi durumlar? Ve bu oyuncuyu da ciddi anlamda e, mental olarak sıkıntıya sokuyor. Ya Mutlaka ama ne olursa olsun ben yine de ona karşıyım. Yani oyuncu o forma ben de şansı Ceyen veriliyorsa ama ona etkileniyor. kendini konsantre edecek. Bir şekilde mücadelesini ne olursa olsun elinden geldiği kadarıyla verecek, yapacak. Ondan sonra yine dönsün sağdan çıktıktan sonra yine o sıkıntısını dile getirsin. Evet. Ceyhun abi bunu Tabii neden biz, söylüyorum? Bizi de istiyoruz. Oynadığım dönemden süper ligde düşünün iki ay maaşını almamış oyuncu ben antrenmana çıkmayacağım hadi siz de antrenmana çıkmayın diyeceği bir ortama şahit olduğum için söylüyorum. Şimdi saha içine döndüreceğim seni. Başakşehir'in oyuncu değişikliklerinden sonra yapmış olduğu, oynamış olduğu sistem gelecek şimdi ekranlarımıza. Bora arkaya verebilir misin? Yalçın Bey bize anlatsın. Çok şık zaten bu akşam Ceyhun abi, evet, Yalçın Bey. Şık. Yeleğiyle birlikte Yalçın Bey'i şimdi birazdan arkaya alacağız. Senin yelek giymemen beni ayrıca kırdı. Ceyhun abi. <laughs> ben de çok severim yelek Ceyhun gibi. abi hep, hep senin için bak istiyorum. <laughs> <laughs> evet, getirebilirsek. Anlatabilir misiniz Yalçın Bey? Bunu bir de öncesini de yan yana Ön... keşfedebilebilsek. Öncesini karşılaştırmak öncesini için. Öncesini yollamayı ben unuttum. Öyle mi? Evet. Peki. Geç gördüm çünkü telefona tamam, bakmadığım için. Hala. Şimdi Yalçın? Riske daha içeri girmiş görüyoruz. Evet. Şimdi Önünde 20 Goldbronzen en önde. Goldbronzen en önde. Çaddi 11 onun arkasında. Ve arkada da Edin Viska. Bir, yani art... yani bir anda sistemi değişti oyuncu anda sonra. Yani sistem değişti. 76. dakikadan sonraki Başakşehir bu şekilde Beşiktaş'ın ortasından gelmeye mi çalıştı? Yani baktığınızda oyun formatı olarak böyle gözükse de e, ciddi anlamda defans arkasına Senle uzun paslarla gidip gol bulma düşüncesine sahiplerde. Zaten bunu da e, golle sonuçlandırdığı bir atak vardı. Müthiş bir hı hı. E, son vuruş. Gudyonsen'in e, bu anlamdaki golü gerçekten takdir şayandı. Ama bugün Edin Wiska'nın e, kenarlarda doğru pozisyon almasına rağmen ciddi baskıyla karşılaştığı için ve Edin Viska'nın bu tür e, baskılara çok alışkın olmayan bir oyuncu. Evet. Çünkü daha rahat bir geniş alanda oynama özelliğine sahip olduğu için ikili mücadeleden biraz kaçan bir oyuncu. Ama Rıdvan onu gerçekten adam adama markajda ciddi anlamda bugün performansının negatif görünmesine sebep oldu diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra risk aldı. Beşiktaş doğru oyun kurgusuyla eğer ki Adem Lay için ciddi anlamda oyuna girdikten sonra diri bir Adem ile Beşiktaş'a çok farklılık yaratabilirdi. Ama dikkat J. ederseniz Ceyhun dediği gibi topu tutsaydı, aynen de olabilseydi, ediyorsa. Başakşehir üzerine topla gidebilseydi, Başakşehir bu sefer tamamen kopacaktı. da çünkü Hı. risk aldı. Ya baktığınızda topalla, en bomboyla üçlü bir savunmaya geçtiler. Orta sahada Mahmut Tekdemir. Topal Şikirtel 26 evet. kimdi? E, Pong, Pong. Aynen. Burada e, Berkay. Berkay vardı. 20 numara burada Deniz Giuliano. Türüş. Deniz Türüş de Giuliano. Deniz burada aynen. 11 numara Çadlin'de burada Çadlı. Aslında Başakşehir Burprensen. bu oyun formatıyla bence Beşiktaş'ın ekmeğine yani yağ sürdü diyebiliriz. Ama Beşiktaş ikinci yarıda istediği aynen pas trafiğini, oyun dağılımını yapamadığı için bir de Larin Beşiktaş'ın son haftalardaki en formda oyuncusu. Çünkü defans arkasına deplesi olabilen bir Larin. Abu Bakar yine keza aynı şekilde. Belki Abu Bakar gol yollarında Beşiktaş'ın şu anda istenilen seviyede görünmese bile karşı rakip defansı inanılmaz yıldıracak presler yapıyor. O güce de sahip. George. Yani o güce sahip resmen. Yani Atiba'nın arkadan e, forvete destek olması ve orada... Abu Bakar'ın doğru koşular yapması aslında Atiba'nın o koşullarını çok değerli hale getiriyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Yalçın Bey. Ceyhun abi eklemek istediğim bir şey var mı Yalçın Bey? Yok güzel anlat. Evet. Benim e, kafamdaki soru işareti şu Yalçın abi, e, Ceyhun abi. Bolingoli. Bence Başakşehir'in aradığı sol bek değil. Haftalardır bunu dile getiriyorum. Yani klişeden sonra ya zaten klişe level olarak level yuk, yukarı evet. çıkardığı için Aynen. gelecek oyuncu onun levelına yani. çıkması lazım. Oradan girmesi evet. lazım zaten. Onun şanssızlığı da evet. o işte. Aslında bu klişe oyuncular, gibi bir oyuncudan sonra gelip o performansı gösteriyor. oyuncular göstereyim. çok örnek bir oyuncu. Hem profesyonellikleriyle duyduğuma göre Atiba tarzında bir profesyonel. Ve inanılmaz şekilde müthiş bir futbolcu. Zaten Premier Lig geçmişi, çok üst seviyede olan bir oyuncu ve geçen sene de Başakşehir'e ciddi anlamda arkadan gelip asistleriyle, oyun planıyla Başakşehir'in şampiyonluğunda çok önemli bir pay sahibi diye. Artık günümüz futbolunda Taner de yani Ceyhun abi siz de takdir ederseniz beklerin oyuna katılışı çok önemli hale geldi. Tabii canım kesinlikle. Kalecinin de. Yani. yani kalecinin de kezi ama bekler oyunu ciddi anlamda. Artık... Öne taşıyan oyuncular oldu. Geçmişte oldular Ceyhun artık. abi sizin zamanlarınızda her zaman önlü büro oyunu kurardı. Ama şu anda artık günümüz futbolunda bekler arkadan ciddi anlamda oyuna girip oyunu deprese edebilecek pozisyona evet. sahipler. Ve beklerin önemini de net bir şekilde e, bu müsabakada da yani en bombonun Başakşehir anlamında negatif yönü ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Beşiktaş maçında tabii ki en çok e, bizleri sevindiren gelişme genç kardeşlerimizin göstermiş olduğu Türk futbolu adına oldukça hı hı. E, önemli ben ayrıca tebrik ediyorum yani açıkçası. Evet, gerçekten. Haftalardır burada çünkü genç Oynamaları arkadaş... Oynamaları gerektiğini söylüyorsun. Evet. Rıdvan'ın. Ersin'i çok destekliyoruz şüphesiz. Fenerbahçe'de keza işte az önce Ömer Faruk'tan bahsettik, evet. Fer'den bahsettik ki şimdi onlara geliyoruz. Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyeti var. 5-1'lik bir galibiyeti. Maçla ilgili düşünceleri ne derdir Ceyhun abi? Bu arada Sadi Kemal Yaşar abimiz. Çok önemli bir gazetecidir. Ee, çok çok selam söylemiş sana. Sağ olsun Sadi abi. Biz de ona buradan selamlarımızı iletin. Fenerbahçe Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Direkt Fenerbahçe üzerinden başlarsak konuk takım olmasına rağmen çok doğru bir kadroyla çıktığını düşünüyorum. Bu maç için. Doğru bir kadroyla ve maçın başından sonuna kadar da ilk yarı iki taraf açısından da çok tempolu olmayan, çok pozisyonu olmayan bir maç olmasına rağmen Fenerbahçe'nin şöyle doğru oynadığını düşünüyorum. Gençler Birliği'nin Beşiktaş'ı deplasmanda yendiği maçı hatırlarsanız evet. Beşiktaş'ın toplu oynama yüzdesi %70'lerde falandı Hı. Gençler Birliği'ne karşı ve ona rağmen 1-0 mağlup oldu. Erol Hoca sanki bunu biraz çözmüş gibi Topu Gençler Birliği'ne bıraktı. Yani maçın geneline de bakarsak, ilk kereye de bakarsak, evet, ilk yarıda doğru. çok pozisyon olmamasına rağmen yine topla oynama üstünlüğü yüzde olarak Gençler Birliği'nde. Çok ama, doğru. İstatistiğe bakar mısınız? Yüzde %46 topla oynama, Fenerbahçe %54 evet. Gençler Birliği. Evet. Ee, ama ikinci yarı Fenerbahçe bunu nasıl çözdü? İkinci yarı biraz daha önde baskı yapıp Rahat top oynatmama, daha doğrusu çok da önde demeyeyim. Biz ne diyoruz? İkinci bölge diyoruz ya. Ben çok evet. sevmiyorum o tabirleri ikinci bölge, üçüncü bölge. Futbolun içinde var da yorum yaparken sevmiyorum. Kendi alanına doğru birazcık çekilip Gençler Birliği'nin biraz gelmesini sonra o alanda baskı yapıp hata yapmalarını sağdı. Yine ikinci yarı Gençler Birliği'nde olmasına rağmen toplu oynama yüzdesi.